Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil mi? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Vay vay ulan, vay vay vay. Duyuyor musun kızım? Sedat Peker'in anlattıklarını duyuyor musun? Vallahi bu adam gemileri yapmış, ben sana söyleyeyim. Gözünü karartmış bu adam iyice. Yani acayip iddialar ortaya atıyor. Süleyman Soylu'dan Mehmet Ağar'ına, Berat Albayrak'tan bilmem kimine kadar alayına gider yapıyor. Yani topyekun saldırıya geçmiş bu adam, ben sana söyleyeyim. Gözünü iyice karartmış, sağlı sollu broşelerle rakiplerine girişiyor şu anda. Ortalık fena karışacak kızım. Ortalık feci karışacak, vaziyet almak lazım. Başımız ağrıyabilir yani. Ya bak zaten ben sana söyleyeyim. Ülkede hukukun kırıntısı olsa şu an ülkeyi yönetenlerden bir tanesi o koltuklarda oturamazdı. Allah'tan ülkede hak, hukuk, adalet falan yok da hepimiz böyle hiçbir şey olmamış gibi normal hayatımıza devam ediyoruz. İnşallah savcının biri bir delilik yapıp bu iddialarla alakalı soruşturma açmaz da başımız ağrımaz kızım. Zaten bende bu şans varken ben sana söyleyeyim, böyle bir soruşturma açılırsa kesin o dosyayı bana verirler bak. Bak yaz bunu bir kenara, kesin böyle olur kızım. Kızım ne yazıyorsun sen şu anda? Ama siz yaz dediniz ya. Ya ben onu mecazen söyledim. Lafın gelişi söyledim kızım ya. Allah Allah. Elde aramayla bizde arabayla ya. Hem çıkar şu sakız ağzımdan. Zevzek şey seni. Neyse ben şimdi Sedat Peker'in 5. bölümünü izlemeye devam edeyim. Çok heyecanlı. Vallahi yemin olsun acayip bir adrenalin pompalıyor ya insana. Bak Netflix dizileri yanında halt etmiş. O kadar söylüyorum sana. Zaten ben Netflix aboneliğinden de çıkacağım kızım. Saçma sapan diziler yayınlıyorlar son zamanlarda. İyice bozdular. Bak ben Sedat Peker'in yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim Netflix'le anlaşma yaparım. Bir proje sunarım. Bak Pablo Escobar'ın narkozuyla yarışmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yaz bunu bir kenara kızım. Yazma kızım, yazma. Lafın gelişi söyledim ben bunu ya. Ya buraya bir kız diye gaz otursak yemin olsun daha iyi iş yapar ya. Vallahi kafayı yedirtecek bu kız bana ya. Tövbeler olsun yarabbim, sabır ya. Hakim Bey bu arada duruşma başlamak üzere. He. Başlıyoruz mu kızım? Tamam tamam, gelsinler bakalım. Gelsinler içeriye. Evet kızım, bu delikanlı karşıma neden çıktı? Ne yapmış bu? Tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal edip simit mi satmış? Ney? Üstelik para cezası yazıp simit tezgahına el koymaya çalışan polislere açlıktan ölelim mi ne yapalım deyip karşı gelip mukavemet mi göstermiş? Vay anarşist vay! Vay vatandaş görünümlü terörist seni vay! Derhal atın bunu içeriye! Derhal bunu Silivri'ye atın da aklı başına gelsin hemen! Allah'tan ülkemizde hak, hukuk, adalet falan var da böyle suç işleyenlerin yanına kar kalmıyor. Yıkıl git karşımdan, defol! Gözüm görmesin seni! Herkes gitti mi kızım? Heh tamam. Sedat Peker'in 5. bölümünü izlemem lazım. Çok heyecanlı. Kaldım yerden izleyeyim ben. Kapıyı iyice kilitle kızım. Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru sobana. Sülü!